Çok iyi bir karar diye düşünüyorum ben. Bu şekilde güzeldir. İyi bir sistem yani bana göre. Merhaba sevgili NAR TV izleyicileri. İkinci yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemede 2 yılı süren evliliklerde nafaka süresi 2 yıl ve üzeri olan evliliklerde ise evlilik süresi kadar nafaka ödenecek. Ancak kadının yaşı ve çalışamayacak durumda olması gibi şartlarda nafaka süresi sınırsız olacak. Peki Kahramanmaraş halkı yeni nafaka sistemiyle alakalı ne düşünüyor? Bakalım cevaplar ne olacak? Bu konudan mağdur olan, bu konudan muzdarip birçok kişi var. Yani adamlar evleniyor, ayrılıyorlar geri, anlaşamıyorlar. Bu durumdan sonra ömür boyu hani insanlar, kadınlar özellikle boşanıyorlar. Ha, mağdur oluyorlar mı? Bence hayır. Çünkü insanlar kaderini kendileri belirliyor. Yaptıkları şeylerden, konuşmalar, davranışlar, giyim, kuşam vesaire. Hani anlaşamazsın birisiyle, olmaz, bırakırsın. Ama ısrarla bu erkekten ömür boyu nafaka almak doğru değil yani. Bir tedbir nafakası var, bir de yoksulluk nafakası var ya yani uzun süreli. Şartlar varsa zaten uzun süreli nafakaya mahkeme takdir ediyor. Ama çok da uzun sürmesi tabii haksızlığa da neden oluyor. Adil olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda sıkıntı çeken çok da en azından yeni bir düzenlemenin erkekler için de iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bunun daha da çok geliştirilmesini düşünüyorum. Çünkü hani nafaka veren erkekler çevremizde var, görüyoruz arkadaş çevremizde. Nafaka ödeyeceğim yani evleniyor adam başkasıyla, çoluk çocuğa karışıyor ama hala nafaka ödüyor. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Bence biraz daha geliştirilmesini diye düşünüyorum. Ama bir de şunu sormak lazım. Acaba haksızlık kimde? Bayanda mı, erkekte mi? Bunu da sormak lazım. Sadece şeye kadar has değil yani. Mesela hata bayandaysa? Şimdi o zaman erkek niye onun sıkıntısını çeksin? Niye nafaka versin o zaman? Erkek ben evlatlarıma bakmam demiyor, bakamam demiyor. Ama bakacak. Ama bayan nafaka almak için, onun ömür boyu şey çekmek için şey yapıyor. Hatayı sadece erkeğin üzerine yıkmamak lazım. Bayanı da araştırmak lazım. Bayan da hatalı olabilir, erkek de olabilir. Ama erkek hatalıysa onun cezasını çeksin. Minimum 2 yıl, maksimum 5 yıl. Evlilik yılına göre değişiyor. Adli kurumlar karar verecek diye haber programında izlemiştim. Evet, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi doğru bir alınmış karar. Çevremizde nafaka veren eşimiz, dostumuz var. Kısa bir süre evlilik yapıyor. Lakin uzun yıllar nafaka ödüyor. Bence 2 yılla 5 yıl arasında olması mantıklı diye düşünüyorum. 2 yıl iyi. Ömür boyu ödemesinler. Yazık. Günah. Hani olan olmayana baksın ya. Olan olmayana versin ya. Ne olacak sonuçta, ölümlü dünya. Hani insanlar bir kendi aralarında anlaşmazlıklar yaşayabiliyor. Öyle ya da böyle. Ama tabii olan çocuklar oluyor. Kimse ayrılmasını isteriz ama. Nafaka sistemi iyi ama nafaka sisteminde bazı erkekler mağdur oluyor. İyi derim yani. İyi bir şey. Güzel bir sistem olmuş bence. Gençler, kızlar olsun, erkekler olsun iyi seçenek yapamıyorlar. Şey yapamıyorlar. Eskiden bu evlilik kararına büyükler şey yapardı. Büyükler şey yapardı. Ayarlardı. Onlar herhalde bu evlilik konularını. Şimdi işte şey yapıyorlar. Yani insanı tanımadan evleniyorlar, şey yapıyorlar. Sonunda da işte bir yıl, iki yıl oluyor işte, boşanmalar çoğalıyor yani. Yani şimdi insanlarda bir de özenti var. Efendim planın evi var, planın arabası var. Arabası var, benim niye olmasın falan. İnsan kaderine razı olacaktır. İki ay beraber yaşıyorlar, iki ay sonra ayrılıyor, ömür boyu nafaka, haksızlık ya. Bu sistem çok iyi olur yani. Olumlu düşünüyorum, doğru bir şey. Hani kısa bir süre evli kalmışsa o zamana uygun bir birimde ödeme yapılması lazım. Evet. Ama süreç uzunsa bence o süreci karşı taraf haksızsa ödemesi lazım. Bence. Kaç ay evli kaldığına bağlı, çocuk olup olmadığına bağlı. Yani bunları gözden geçirilmesi lazım. Bir ay evli kalıp da ömür boyu nafaka ödeyenler var. Bu doğru bir şey değil. Gündem nedir, hangi durumda olduğunu tam bilmiyorum ama kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Yeni nafaka sistemi gerçekten yani yerinde bir karar. Olması gereken de bu zaten.
Yani insanlar yani birbirine bağımlı kalmamalı. Madem ki birine yani ders çekip çıktıysan evden, sonunda düşünmesi lazım. Yani nafaka her şey bir yere kadardı yani ömür boyu. Yani bir insana nafaka bağlamak doğru bir şey değil yani. İyi bir yasa bence bu. Böyle bir düzenleme yapmışlarsa 2 yıl evli kaldınız, 2 yıllık nafaka alacaksınız. 4 yıllık nafaka güzel bir uygulama aslında. Ona göre insanlar ne yapar? Evliliğini daha iyi korumaya çalışırlar bence. Güzel bir şey. İyi yani. Seyisin temdir. Yazık ona da yazık. Ayrılırsa bir yiyecek durumu kötü olursa alması iyi olur. Doğru buluyorum. Yani avrat çıkmaz o. Erkek avrat çıkmaz o. Arada erkek çıkmaz o. Olur mu böyle bir şey? Birbirine uyum sağlayacak. Maraş'ta Türkiye gelende rekor kırıyor. Boşanma. Bu da İslam vaktinden. İslam yok. Dilde İslam. Burada olsa o hoş olmaz. Yok. Bence mantıklı. Erkekleri de düşünmek lazım. Bu daha iyi olmuş. Çünkü ömür boyu nafaka ödemek nedir ya? O insanın da hayatı var sonuçta. Niye gidip çalışabiliyor veya başka birisiyle evlenebiliyor? Nafaka sistemiyle ilgili tam olarak bilgiye sahip değilim. Ancak doğru söylemek gerekirse bence o 2 yıl bile fazla. Neden? Başka birisiyle evlendiği zaman kesilmesi lazım. Yahut da çocuğun yetişip başka biriyle yani başka bir yerde çalışabiliyorsa nafaka ödemesine gerek olmadığını düşünüyorum ben.